Mali'den sen 100 tane. Sen nasıl geçiniyorsun? Kimin reklam parasıyla geçiniyorsun? Reklam parasıyla geçiniyorsun. Basit iş yapmayacak. Senin ölçüyü vermeyin ya. Ben senin terbiyeli oldum. İstediğe görüntüyü Terbiyesiz. İstediği görüntüyü vermeyin. Lütfen. Lütfen tamam. Polisle inebileceksin, tamam. Memur olabileceksin. Memursun, memur. Ben de olurum. Yok ya. Vekil olmak hakaret etmek değildir. Kimse hakaret etmiyorsa kimse hakaret etmiyorsun. Kamera çekti. O parmağını indir. Parmağını indir, parmağını. Devlet sen misin? Sen devlet misin? Sen devlet misin? Ben parlamenterim. Sen kimsin? Sen devlet misin? Sen kimsin? Devlet yerine geçiyorsun ya. Biz deyiz. Sen memursun. Arkadaşlar. Kendi tutarsan. Devletmiş ya. Sana sen mi yapma bana? Parlamentoyu devlete provokatör değil mi? Devam ettiriyorsun ya? Gelin arkadaşlar, gelin siz de yanımızda durun. Açıklamaya katılın. Gelin. Ya yapışma bana. Temas ettirme. Temas ettirme. Gitmeyin. Sen bir provokatörsün. Oğlum sen kafan bile kullanamıyorsun. Çekil lan. Ne yapıyorsunuz ya? Kahraman Türk milleti. Bu mu? Dövüyorlar ya. Çekin. Bu rezaleti bütün dünya görsün. Bütün dünya görsün. Bir şirket için bir devlet seferber olmuş. Bir şirketi koruyor. Ve polisleri de kullanıyorlar. Siz de yarın kullanılıp atılacaksınız. Lütfen bu emirlere uymayın. Siz suç işliyorsunuz. Size suç işletiliyor. Yazıklar olsun yani. Yargılanacaksın. O mahkeme salonlarında sürüneceksin. Büyük FETÖ'cüler de aynılarını yapıyor da şimdi içeride hesap veriyorlar. Seni de harcayacaklar. Yarın seni de harcayacaklar. İktidar değişiyor. Devran dönüyor arkadaşlar. Az kaldı. Devran dönüyor. Hepiniz hesap vereceksiniz. Verecekler. Sen hepsi verecekler. Yapalım mı Meral ablacığım? Yapalım. Gördüğünüz gibi Nevala kasabada Kasaplar Deresi'nde açıklama yapmamız engelleniyor. Ergin Bey. Şu anda ama biz tüm engellemelere rağmen açıklamamızı yapacağız. Şu yandaki dereyi görmemek, göstermemek için büyük bir maharet sergiliyor. Buraya gelişimizin tek bir amacı var. Nevala kasaba vadisinde toplu mezarların üstüne imar izni verilmesi. Ve bunun projeleri biliyorsunuz kamuoyuna da yansıdı. Bu projelerde büyük büyük binalar, villalar, havuzlu villalar yapılacak. Ne üzerine? Toplu mezar üzerine. Evet, burası bir hafıza mekanı. Bunu söyleyeyim. Şimdi de arkamızda gördüğünüz kolluk gücü bizi görüntülememizi, Nevala kasabanın doğasını nereye yapılaşma yapılacağına dair tespitlerimizi kamuoyundan gizlemeye çalışıyor. Ve vekillere karşı büyük bir saygısızlık yaptılar, suç işlediler. Bunu da ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce bu baskı, bu zulüm, bu korkutma siyasetini bize hiçbir etki etmeyeceğini en iyi onlar bilir. Onlar korkar ama biz korkmayız. Biz korksaydık bugün ayakta duramazdık. Çünkü biz haklıyız. Haklı olanlar asla korkmazlar. Biz hakikatin peşinde koşuyoruz. Evet, Nevala kasaba
bir tarihsel hafıza mekanıdır. 89'da burada çok kısa bir süre içinde yapılan kazılarda 8 tane cesedin kemiklerine rastlandı. Ve sonra dönemin valisi o kazı çalışmalarını bir talimatla durdurdu. Ondan sonra buraya duble yollar yaptılar, polis okulu yaptılar. Amaç ne? Amaç bu hafıza mekanını yok etmek. İnsanlık değerlerini ayaklarının altına almak ve hakikatlerin üzerini betonla kapatmaktır. Buraya toplu mezarlarda 1915'ten Ermenilerin, Keldanelilerin cesedinden 90'lı yıllarda katledilen Kürtlerin cesedine kadar yüzlerce cesedin burada olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve benim çağrım öncelikle kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna, bütün insan hakları örgütlerine, sivil topluma, bütün barolara, Siirt'e gelin ve bu insanlığa karşı işlenmek üzere olan suçu hep birlikte durduralım. İkinci çağrım Siirt halkına. Siirt halkı kemiklerin üzerinde yaşayamaz. Siirt halkı anılarına saygı duyar. Siirt halkı burada yapılaşmaya izin vermez. Bütün Siirtleri tarihlerine, hafızalarına, insanlık değerlerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu kasaplar deresi, şu Nevala kasaba sadece Siirt'in değil, bütün bu bölgenin bir yarası. Bunu dillendirmek için biz buradayız. Fakat tekmelenme, polis kalkanlarıyla itilme, kakılma falan her türlü şeyi gördük. Maşallah, maşallah. Bir tane şirket, birkaç kuruş para kazanacak, ha başka bir şey yok. Birkaç kuruş para kazanacak, şuradan rant elde edecek diye şu içinde olduğumuz rezalete bir bakın. Meral abla söyledi. Biz şöyle bir toplumuz, bu sadece burası için demiyorum, bütün Türkiye, bütün Anadolu için söylüyorum. Mezarların yanından geçerken yüksek sesle bile konuşmayız biz. Ölü olduğu zaman, cenaze olduğu zaman 3 gün evde televizyonlar kısık olurdu. Bu topraklarda ölüye saygı gösterilir. Kimliğine bakılmaz, kim olduğuna bakılmaz. Biz öyle bir kültürden geldik. Yani siz zannediyor musunuz ki Siirt halkı çocuklarını kemik parçaları üzerinde büyütecek ve bundan zevk alacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bizim bildiğimiz 300 tane, genel kurmayın söylediği en az 186 tane. Bunlar resmi devletin kayıtlarında var. Bakın şu dere boylu boyuna ceset. Şunu tüm dünya çok iyi bilsin. Burada bizi 50 metre iteleyebilirler hukuksuz bir şekilde milletvekillerini. Ama bu insanlık ayıbının üzerini örtemezler.